Resimlerde gördüğünüz boyanın görüntüsü, içerdiği pigmente ve pigmenti bağlamak için kullanılan malzemelere bağlıdır. Yağ ile karıştırılan pigmentler parlak bir görüntü verir. Yumurta bazlı tempera boya elde etmek için yumurta sarısıyla karıştırılan pigmentler ise daha mat bir görünüme sahip olurlar. Yumurta bazlı tempera elde etmek için yumurta sarısıyla bağlanan mineral killerden yapılmış pigmentler 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar İtalyan sanatçılar tarafından ten rengi için baz olarak kullanılmıştır. Bu yeşil renkler yüzün şeklini belirginleştirmek ve gölge vermek için kullanılırmış. Üzerine de pembe, kırmızı ve beyaz renkler uygulanırmış. Tempera çok çabuk kuruduğu için farklı renklerin karıştırılmasına olanak vermez. Bu yüzden sanatçılar farklı renkleri kullanırken hassas tarama tekniklerinden yararlanırlarmış. Rönesans tablolarında yüzlerde görülen yeşil renk, pembe katların solması ve yeşil baz renginin açığa çıkmasının sonucudur. Yağlı boyada pigmentler çoğunlukla ceviz yağı ya da bezir yağı ile bağlanır. Kuruduğunda ise katı bir tabaka halini alır. Jan van Eyck, yağlı boyayı ustalıkla kullanan sanatçılardan biridir. Yağlı boyanın kuruması vakit aldığından resim üzerinde oynamalar yapılabilir. Bazı pigmentler opak, bazıları da yarı saydam bir görünüm verir. Yarı saydam bu uygulama üst üste bindirilerek koyu ve parlak bir efekt yaratılır ve parıltılı satenlerin, değerli yünlerin, pahalı kadife ve ipek kumaşların görünümü elde edilir.